fedakarlığı bizden beklemesinler. Biraz da kendileri yapsınlar. Asgari ücret tespit komisyonu ikinci toplantısını yapmak için hazırlanıyor. İşçilerse ilk toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarı Eroğlu tarafından istenen fedakarlığa tepkili. Bakan geçen fedakarlık beklediğini söyledi. Kendi şeyinden, işçilerden. İşçiler yeteri kadar fedakarlığını yapmıştır. Yani sürünerek yaşıyor. Yani daha fazla mesai yaparak yaşıyor, daha fazla pazarları çalışıyor. Gaziantep'te ulusal kanala konuşan yurttaşlar geçinebilmek için ek işin şart olduğunu düşünüyor. 2000 lira net olması gerekir ki yaklaşık 2300 lira civarına falan denk gelir bu vergiden de muaf olduğu zaman. Geçinebilmesi için 2000 liranın altında olmaması lazım. İşçiler arasında geçinebilmek için ek işlere gitmek zorunda kalmamalı fikri hakim. 500 milyon kira civarında 100-200 milyon su elektrik gidiyor ve kalan 700 milyonla da geçim yapmak bir hayli zor. Zaten 1400 lira yetmediği için ekstra şöyle bir hammallık oluyor, başka iş oluyor. Bunlara gidip de kendimiz çekim ekstra bir para kazanmaya çalışıyoruz. 8 saat üzerinde 16'ya kalıyoruz, pazar günleri çalışıyoruz. Ben bazen geliyorum, çocuk yatıyor, çocuğu görmüyorum. Asgari ücretteki kesintiler de ücreti aşağı çekiyor. Şu asgari ücrette kesilen vergiler kesilmese bugün belki biraz daha bir nebze olsun da nefes alabiliriz. Ay sonunu zor getiren aileler geçim sıkıntısı içinde çıkış yolu arıyor. Benim iki çocuğum da sütle büyüyor. Ben ayda 4-5 paket koli ondan alsam o da gidiyor zaten 150-200 kağıdı buluyor. Bunun yanında bunun bezi var. Hani biz bizden vazgeçtik çocuklarımız. Bugün gıda alamıyorlar. Bu bir gerçektir. Tamam sonuçta ölmüyoruz ama doymuyoruz da. Mesai artık bir olağan bir hale gelmiş durumda. Yani bu özellikle organize sanayi bölgesinde 12 saat çalışma, 16 saat çalışma, pazar günleri çalışma. Adam eve gitmeyi, hanımın çocukların yüzünü görmeyi unuttum diyor. Niye? İşte maaşını yükseltebilmek için fazla mesai, fazla çalışıp daha fazla maaş alabilmek için.